Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Kısasun Nebi'in derslerimize devam ediyoruz. 11. dersimizdeyiz. Nuh'un er Rasulü. Nuh nedir? Allah'ın elçisidir. Bunu müptede haber mi yapacağız? İzafet mi yapacağız? Sıfat mevsuf mu yapacağız? Sıfat mevsuf en doğrusu gibi duruyor. Allah'ın elçisi olan Nuh manasında. İzafet yapsanız Nuhur Rasulü deseniz Resulün Nuhu. Olmaz. Tutmuyor. Veya müpteda haber yapsak Nuhun Er Resulü. Şimdi haber marife geldiği var. Ülaike hümül müflihunda olduğu gibi. Ülaike onlar ki hüm orada vasıl. Ne diyoruz ona? Vasıl zamiri. Ayırıcı bir zamir yani. mübteda ile haberin birbirinden ayrıldığını gösteriyor. Orada mesela haber el müflihun şeklinde eliflamlı geliyor. Olur mu olur? Ama o kurtuluşa erenlerin ancak ve ancak bunlar olduğunu, onlar olduğunu dikkate çekmek için. Yukarıda çünkü sayıyor sayıyor kurtuluşa erecek olanların özelliklerini Bakara suresinin ilk beş ayetinde. Ondan sonra da ancak bunlar kurtuluşa ermişlerdir diyerek bir de orada fasıl zamiri de getirerek araya vurguluya vurguluya bir ifadede bulunuyor. Ama burada öyle bir durum yok. Dolayısıyla burada kasteden büyük ihtimalle Nuh'un Er-Resulü elçi Nuh. Sıfat mevsuf ilişkisi. Nuh'un nekra olduğuna bakmayın. Enbiyalar, peygamber isimleri. Hepsi marifedir zaten. Neden? Çünkü biliniyor peygamberler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'dan bize öğretmesiyle, Allah'ın kendisine vahiy etmesiyle biliyoruz. Dolayısıyla burada Nuh'un gayrı de değil. O yüzden Nuh'u diyemiyorsunuz. En Nuh'u denmiyor. Ali'yün de de öyle. El Ali'yü denmiyor mesela. Ali'yün diyoruz nekra getiriyoruz ama aslında marife. Biliyoruz yani kim oldu Orada Ali'yi kastediyoruz veya burada Nuhun derken Nuh olduğunu biliyoruz. Nekra gibi gözükse de aslında marifedir. El cinuh. Ne olmuş? Daha önce zaten Nuh kelimesi üzerine durduğumuz için ilk başta buralara değinmiyorum. Ve eradallahu Allah irade etti. Ne dedik? Allah'ın iradesi vardır ama bazı şeyler rızası yoktur. Küfre iradesi vardır. Küfrün dünyada var olmasına, insanların bunu seçmesine müsaade eder, irade eder. Meşiyeti vardır ama rızası yoktur. Nedir rızası? Memnun kalmaz bu işten. Ne yapar? Ona buğz eder. İmana hem iradesi vardır hem rızası vardır. Ve <Sessizlik> Allahu Allah irade etti istedi. Neyi? En yursile. <Sessizlik> burada irade etti deyince sonradan oluşmuş bir duyguyu da düşünme, düşünmemek lazım. Çünkü Cenab-ı Hak zamandan münezzeh olduğu için öncesiz zamansız bir şekilde irade eder. Bunu bizim insan zihniyle anlamamız zor geliyor. Çünkü biz zamanla sıkışmış kalmışız. Bizim için geçmiş var, gelecek var, an var. Dolayısıyla bir şeye biz sonradan karar veriyoruz. Ama Cenab-ı Hak için geçmiş veya gelecek diye bir şey yok. Her şey an. Her şey anda olduğundan dolayı o an dolayısıyla o irade eder zamansız bir şekilde irade eder mesela geleceği nasıl bilebilir diyor geleceği nasıl bilecek çünkü Cenab-ı Hak için gelecek diye bir şey yok zaten Cenab-ı Hak zaten biliyor ileriyi çünkü senin gelecekte diye algıladığın şeyi o, o an olarak görüyor an şöyle düşün bir küre var kürenin içerisinde ortada an var ileride gelecek var geride geçmiş var o küreye sen dışarıdan bakarsan geçmişi geleceği hepsini aynı anda görürsün senin için hepsi an olur. O içeridekiler için geçerlidir. Geçmiş gelecek an meselesi. Dolayısıyla Cenab-ı Hak için geçmiş gelecek diye bir şey yoktur. Hepsi andır. Bu yüzden geçmişte geleceği de hepsini de ando olduğu gibi bilir. Dolayısıyla iradesi de zamansız bir şekilde gerçekleşir. Ve Allahu en yursile nohan. Allah göndermeyi diledi. Kimi nohan? Nuh'u göndermeyi diledi. En <laughs> yursile bak nasvetti. Neden? Müevvel mastar <laughs> çünkü. Nereye? İlâ kavmihi. Kavmine göndermeyi diledi. Kâne fil kavmi. Onun kavminde vardı. Ne vardı? Kâne fil kavmi. Bak kâne vardı. Zaman. Bakın bu kâne fiili bile yani nakıs fiil diyoruz. Çünkü kendi ismi alıyor, haber alıyor, öyle tamamlanıyor. Ama bazen yeri geldiğinde tam fiil de olur. Kün fe olduğu gibi. Ol der olur diyoruz. Orada tam fiil artık. Tam bir şey ifade ediyor. Olmayı ifade ediyor. Tam bir şey. Bunlar da yarım nakıs. Şimdi kâne normalde oldu, vardı, geçmişte ifade edilir. Ama Cenab-ı Hak için geçmiş olmayacağından dolayı. Kâne Allahu dediğiniz zaman Allah şöyledir diyeceksiniz artık. Şöyle idi demeyeceksiniz. Geçmiş zamanı atfetmeyeceksiniz. Mesela kelamda kâne Allahu ve lem yekun şey'un gayruhu. Allah vardı, onunla beraber hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla Allah her şeyi yoktan var etti diye anlatılıyor. İbn Arabi buna karşı gelecek. Diyecek ki kana Allahu ve lem yekun şey'un gayruhu. Başka bir şeyde de e, ibarede de ve lem yekun şey'un ma'ahu diyorlar. Onunla birlikte bir şey yoktu veya onun dışında bir şey yoktu. Hayır diyor. Cenab-ı Hak için mazi kullanılmaz. Geniş zaman kullanılır. Dolayısıyla Allah vardır. Onunla beraber hiçbir şey yoktur. Hala da böyle yani. O geçmişte olan bir hadise değil. Hep böyleydi. Bundan sonra da hep böyle olacak. O yüzden o vahdeti vücut Teorisini ortaya atıyor. Vücut sadece Allah'ta vardır. Varlık, mutlak varlık. Gerisi hepsi mevcuttur. Onların kendilerinde bir varlık yoktur. Onlar varlıklarını Allah'ın bu e, meratip diyor. Yani varlığın mertebeler halinde zuhur etmesi, ortaya çıkması, görünmeyenin görünür olması şeklinde mertebeler halinde zuhur ederler o varlıklar. Bunu ileriki başka bir soruda değineceğiz o. Ekşi sorulara tatlı cevaplar kısmında Allah bizi nasıl yarattı? Allah kainat nasıl yarattı? Oralara değineceğiz. Kâne fil kavmi kavmin içerisinde vardı ne vardı? Eğniyâ u zenginler, gani. Bu da biz efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? el gine nefs Gerçek zenginlik kanaattir. İnsanın dünyadan elini, eteğini, gözünü, organlarını korumasıdır, çekmesidir. Agniye aynı zamanda muhtaçsızlık demek. Bir insan ne kadar az şeye muhtaçsa, muhtaçsa o kadar fakir, ne kadar az şeye, ne kadar e, muhtaçsızsa, muhtaç değilse o kadar zengindir. Neden zengindir? Çünkü bir şeye ihtiyaç yoktu, istediği her şeyi alabilir, öyle düşünüyorsunuz. Ama eğer bu kişi birçok şeye muhtaçsa, şehevi istek varuzlarına muhtaçsa, bunlarsız yapamıyorsa, oruç tutamıyorsa kendini bunlardan alıkoyamıyorsa aslında fakirdir. Hani diyor ya Allah'ım benim senin var ben ne kadar zenginim. Benim Rabbim var ben dolayısıyla çok zenginim. Neden? Allah'a sahip. Yani sahip değiliz desin maşa estağfurullah. Ona iman ettik. Onu tek ilah olarak bildik. O yüzden en zengin biziz. İsterse hiçbir şeyimiz olmasın. Çünkü Allah'la muhabbet halindeyiz. Bundan daha büyük. Allah'ın muhabbetini kazanmışız. Allah'ın rızasını kazanmışız. İnşallah kazanmışsak. Bizden daha zengini yok. Bu şekilde düşüneceksiniz. Yani zenginlik, fakirliği. Ama burada kastedilen tabi maddi zenginlik. Kavmin içerisinde zenginler var. Ve esau. reisler. Yani başlar. Değil mi? Ra'sun <laughs> baş demek. Ra'sul ayn. Ne, ne diyorduk biz? Ala, ala ras vel ayn. Aynen. Baş göz üstüne manasında diyoruz bunu. Reisler, yöneticiler, zenginler var. Niye onları seçmedi de Allah Nuh'u seçti? Velakin Allah ancak Allah bak lakin ne yaptı yine nasbetti. İhtara Nuh'an. Değil mi? Bu hayır kelimesinden geliyor seçin. Neden? Çünkü hayırlı olanı seçersin. En doğru olanı seçersin. Muhtar da buradan geliyor bak. Muhtar, muhtar. Ne demek muhtar? Seçilmiş olan. İhtiyar buradan geliyor. Yaşlı. O da mesela seçilmiş. Tabi orada da bir hayırlılık hali var. Hayırlı kişi. Yaşlandıkça çünkü insanın hayırlı bir insan olması lazım. Olmuyorsa bir problem var demektir. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ Ancak Allah اِخْتَارَ Nuh'u seçti. Ne için? لِرِسَالَتِهِ Risaleti için. Risaleti neydi? Peygamberliği. İnsanları alacak vahiy. Vahiy Allah'tan alacak. insanlara tebliğ edecek. وَلَمْ يَخْتَارُ Seçmedi. Bak yahtar niye nas nasip oldu diyorum. Niye cezm oldu? Çünkü lem ne yapar? Cezmeder. Ehaden. Olumsuzdan sonra nekra gelince ne diyorduk? Umumiyet ifade eder. Başka, onlardan başka birisini seçmedi. Ve lem yahtar ehaden minhum. Onlardan herhangi birisini, onlardan hiç kimseyi seçmedi. Kimi seçti? Risaleti için Nuh Aleyhisselam'ı seçti. Allahu Allah Cenab-ı Hak ya'lemu bilir. Men yahmilu Men kim? Yahmilu taşır risaletehu risaletini. Yüce Allah risaletini kimin taşıyacağını bilir. Peygamberimize de böyle bir karşılık veriyorlar. Allah seni mi seçti seçe seçe diyorlar. O kadar zengin varken, o kadar godaman varken, reis varken, yöneticiler varken, reisler varken seni mi buldu bula bula diyorlar. İçlerinden bir tanesi de diyor ki yani biraz peygamberimizin akrabalarına yakın olduğu için Allah dilediğini seçer size mi soracak diyor mesela. Vallahu ya'lemu Allah bilir. Men o kişiyi ki yahmilu emanatehu emanetini taşıyacak kişiyi bilir. Allah risaletine, irsaletini kimin taşıyacağını, emanetini kimin yükleneceğini gayet iyi bilir. Allah'a bu konularda hesap sorulmaz. Ve kana Nuh, Nuh Aleyhisselam bak ötüre geldi neden kendi ismi çünkü haberi nasbeyli. Raculen, salihan, kerimen. Sıfatları geliyor. Raculen bir adam. Nasıl bir adammış? Salih. Salih. Salih bir adam. Kerimen, kerim, değerli, cömert, yüce. Salih kelimesi biliyoruz. Salaha. Mesela ıslah buradan gelir. Düzeltmek, ıslah etmek. Sulh buradan gelir. Barış sağlamak. Salih demek e, hatta böyle bir şeyi iyi, doğru ve güzel yapmak demek. Salih ameli salih hani salih amel diyoruz ya salihin ameli diye anlıyorlar bazen salih amel yani iyi güzel doğru amel kerimen kerim değerli demek cömert demek bu kelime kökü olarak keruma bildiğim kadarıyla o da üzüm demek İnsan üzüm yiyin işte üzümü şarap yapıyorlardı oradan içiyor kafası iyi oluyor ondan sonra ne verdiğini bilmiyor ya sağa sola dağıtıyor işte oradan geliyor etimoloji ve diyor ki işte karşısındakine bakmadan değerli bir şekilde karşısındakine hürmet eden, ona ikramda bulunan, bol bol veren kişilere kerim denir. Hem cömert manası var hem de değerli, yüce. İkram buradan gelir bakın. Birisine ikram etmek diyoruz ya. Ve kana nuhun aleyhisselam idi neydi racülen öyle bir adamdı ki akilen akıllı bir adamdı bak. Halimen. Halim selim deriz yumuşak huylu. Halim demek böyle iyice cıvık. Yani çok yumuşak her şey yap öyle demek değil. Halim selim demek hemen cezalandırmayan, bekleyen, meselenin arka planını gören, dikkatli hareket eden, hemen fevri davranarak yanlış kararlar almayan. Çünkü sabırlı davrandığınızda doğru yapsa acele acelede doğru karar verseniz bile sabırlı davrandığınızda iki kat doğru bir karar vermiş olursunuz. Neden? Daha kapsamlı düşünürsünüz, daha doğru bir harekette bulunursunuz. Acele edip de yanlış yaparsanız zaten çok büyük bir yanlış yaparsınız. Ama sabrederseniz doğruya ulaşma ihtimaliniz var. İşte Halim Selim olmak bu açıdan çok faydalı. Hemen celallenmeyeceksin, hemen patlamayacaksın. Bekleyeceksin, sakin sakin. Sonuca bakacaksın, iyi araştıracaksın. Ha, yeri geldiği zaman da yapılması gereken şey neyse onu yapacaksın. Onda çekinmeyeceksin tabii. Halim demek o yumuşak huylu olalım. Herkes her altı yesin biz sesimizi çıkarmayalım. Kim ne yapıyorsa yapsın. Öyle bir şey değil. Yanlış gördüğün yerde müdahale edeceksin. Dilinle müdahale edeceksin, elinle müdahale edeceksin. Gerekirse protesto ederek, orada bulunmayarak, onları kınayarak bunu göstereceksin. Bir şekilde elinle, dilinle, kalbinle onu göstereceksin ama parlamayacaksın bir yanda. Akıl, akıllı. Dikkat ederseniz akıl kelimesinde dedik bağlantı kurmak dedik. Bu beyin nöronlarında bağlantı kurarak biz düşünüyoruz ya işte o kelime tam da yerine oturuyor. Araplar çok mükemmel bir kelime bulmuşlar, akıl kelimesi. Demek ki Nuh Aleyhisselam akıllı ve Halim Selim yerinde hareket eden bir adam. Akılda da zaten böyle bir tümellik vardır. Yani akıl ben şöyle derim yani baraj gibidir. Ondan elektrik elde edersiniz. Onun etrafında gezersiniz, piknik yaparsınız. Su ihtiyacınızı karşılarsınız. Birçok faydası vardır. Zeka ise daha çok tsunami gibidir. İkisi de su ama birisi taşıyor, yakıyor, yıkıyor, yok ediyor. Akıllı olmak biraz daha tümel düşünmeye gerektiriyor. İlerisini, gerisini, önünü, ardını düşünmeyi gerektiriyor. Zeka daha çok pratik. Günlük hemen meseleleri çözmek. Ve kâne Nuh aleyhisselam nasihan nasihat ediyordu. Tabi burada samimiyet de var. Samimi bir şekilde nasihat ediyordu. Şefikan şefkatliydi. Şefkat bak şefikan merhametli. Yani hem nasihat etmek istiyor hem samimi halkına karşı hem de şefkatli merhametli bir baba gibi. Ve Nuhun, tabi babadan babaya değişir o ayrı bir konu. Ve kâne Nuhun, Nuh aleyhisselam sadıkan, sadıktı. Dost doğruydu. Eminen, güvenilirdi. Ne oldu? Tamam bu özellikler varsa değil mi? Akıllı, cömert, salih, yumuşak huylu, şefkatli, sadık. Bu yumuşak huylu çok önemli yöneticilerde. Allah muhafaza zalim yapar adımı. Ömer Efendimiz radıyallahu anh birisini böyle tam gönderecek, vali yapacak Bakıyor ki o iş adam çocuğunu sevmemiş. Adamda şefkat yok, merhamet yok. Onu yapmıyor, görevlendirmiyor. Senden olmaz diyor. Biraz şefkatli olacak, merhametli olacak. Bir taraftan tabii Celal tarafı da olacak, Cemal tarafı da olacak. Çift kanatlı olacak. İhtar Allahu Allah seçti Nuhan Nuh'u risaleti için ve evha ileyhi ve ona vahyetti. Neyi vahyetti? En enzir neyi bak uyarmasını vahiy etti mi? En enzir kavmeke, kavmini uyar. Min kabli den önce. Neyden önce? En ye'tiyehum, onlara gelmeden önce. Azabun elim. Elim bir azaptan, azabın onlara gelmesinden önce kavmini uyar. Yoksa elim bir azap onlara gelecek ve hepsi helak olacaklar. Burada azabun elim nedir? Nekra gelmiş, tazim ifade ediyor. Çok büyük bir azap Elimun elem verici. Tabi İbn Arabi'ye sorsak diyecek ki azbun ve furatunda da geçiyor. Azbun tatlı demek. Dolayısıyla azap tatlı demek. Yani burada şöyle bir acaba espri mi var? Hani öyle bir azap ki elim bir azap sizi mahveder. Ama benim asıl kudretime gücüme göre size bu tatlı bile sayılır. Hani çok büyük bir azap değil aslında Cenabı ı Hakk'a göre. Ama size göre çok büyük azap mahvolursunuz, helak olursunuz. Burada böyle bir espri var. Yani kelimenin köküne baksanız tatlı demek ama kelimenin kendisi azap demek. Bir de nekra gelmiş tazim ifade ediyor, büyüklük. Yani diyor ki siz hep sizi mahvedecek. Bak öyle bir azap ki ondan önce uyar, sonra sıkıntı olacak. Çok büyük başları belaya girecek. Elin bir azap hem de acı çekecekler yani sıkıntıya girecekler. Ama bu azap aslında Allah'ın katındaki azaplara göre, Allah'ın gücüne, kudretine göre gene tatlı bile sayılabilir. Böyle de düşünülebilir. Fekav ve Nuhun bunun üzerine Nuh kalktı diyoruz da aslında girişti demektir bu. Yani işliğe koyuldu. Fi kavmihi kavmi içerisinde kalktı. Hani bir adam bir şey yapacağı zaman ne yapar? Ayağa kalkar ya insanlar arasında. Onlara hitap eder, bir şey konuşur filan. Ondan aslında kinayelik var. Aslında bu da kavme Nuhun fi kavmi özellikle Nuh Aleyhisselam kavminde işe girişti. Başladı yani çalışmalara. insanları uyarmaya. Yekulu linnâsi. İnsanlara şöyle diyordu. Ne diyordu? İnni. Ne demiştik inniye? Hiç şüpheniz olmasın ki. Hiç şüpheniz olmasın ki ben. Neden? Çünkü şüphe edecekler. Lekum sizin için. Rasulün bir elçiyim. Rasulüm emin. Güvenilir bir elçiyim. Yani benim söylediğim şeyler doğrudur. Hiç bu konularda tereddüdünüz olmasın. Eğer tereddüdünüz olursa bazı mucizelerle karşılaşabilirsiniz." diyor. "İnni kumra suyunun emini. Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın."